Kayıttayım. Biraz geri git sana. Ben daha önce şunu sayarım. Ankara gibi bu sene şampiyonluğu alabilir. Liderlikle katılmak istiyoruz. Başkent! Başkent Medya YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikli olarak Bartın'da yaşanan elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Yunus Emre kardeşim. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi maç hakkında düşüncelerim bence hani çekişmeli bir maç olacak gibime geliyor. Çünkü Fenerbahçe'de formunda bir takım. Ankara Gücü de Ömer Ardahan geldikten sonra iyi bir ivme yakaladı. Yani beraberlik diye düşünüyorum ama inşallah bugün kazanan biz oluruz sahada. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Vallahi kesin oynaması gereken dediğim futbolcu var mı? Var ama hani bütün oyuncular bizim oyuncularımız. Kim oynarsa oynasın canını dişine takarak oynasın. Yeter ki hani üstümüzdeki formanın hakkını versin. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Aytekin. Hoş geldiniz. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi bu hafta yeneceğimizi düşünüyorum. Takım yeni yeni toparlanmaya başladı aslında. Galibiyet bekliyoruz. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Kesin oynaması gerekiyor dediğim. Yani artık daha Jose'ye vermeleri gerekiyor artık formayı. Ben yavaş yavaş açılacağını düşünüyorum. Mümkünse Oğuz oynamasın. Bütün taraftarın şikayetçi olduğu Oğuz oynamasa seviniriz. Kesin oynaması gerekiyor dediğim bir futbolcu var mı? İsmi neydi ya? Tolga Zengin. Aribi. Bir de Harender'de yok. Ankara taraftarı olarak söylüyoruz arkadaşlar. İyi olan kazansın. Ankara taraftarı için söylemiyoruz. İyi olan kazansın. Ankara Gücü'nü seviyoruz. Ekmeğinde yaşıyoruz. Melmeked'inde yaşıyoruz. Başkentinde yaşıyoruz. İyi olanı kazansın diyoruz. Türk Cumhuriyeti'ye selam olsun Türkiye'mize. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Bora Kaya. 3. sınıf İç Üniversitesi'nde okumaktayım. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Peki maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Yani maç çekişmeli bir maç olacak çünkü Fener'de şu an formunda biz de Ömer Erdoğan geldi geleli çok çıkış yakaladık. Bakalım inşallah biz kazanırız yani. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğin bir futbolcu var mı? Kesin oynaması gerekenler bence Malkuit, ondan sonra Emre Kılınç oynayabilir, Taylan oynayabilir, Pedrinho, Tasos'tan ümitliyim, Berisse. En önemlisi Berisse kesinlikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Efendim? İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Sami. Sami. Yeni mahalleden geliyorum buraya. Devamlı gelirim. 19 Mayıs'ta gidiyorum. İnşallah yeneceğiz bugün. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla yani işin gerçeği beraberliği de lazım da yeneriz inşallah. İnşallah. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Tolga Ciğerci. Olmazsa olmaz. Layık olduğumuz yerde oynamak istiyoruz. Peki basket buradan çıkış yok. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Berisse'nin kesin oynaması lazım. Tolga Ciğerci'nin. Emre Kılıç. Taylan. Yani oynaması gereken. Ruh kattılar takıma ya. Yani ama daha Taylan, devamını da istiyoruz yani. Devamını da istiyoruz bu futbolcuların. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi maç hakkında düşüncelerimiz Beşiktaş maçı gibi olmamasını diliyoruz. Umarım 3 puanın sahibi biz olacağız. Fenerbahçe'yi geldiği gibi uğurlayacağız yani. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Yani kesin oynaması gereken futbolcu benim görüşümce yok. Çünkü takım daha bence oturmadı. Takımın daha bir şeyi yok. Ama hocamıza güveniyoruz, taraftarımıza güveniyoruz. Bence gereken şey olacak. İnşallah bu maçta da kazanan taraf biz oluruz. Ankara Gücü demek her zaman sahaya 3 puan demektir. Sonuç her ne olursa olsun biz yine de Ankara Gücü'nün her zaman peşindeyiz. Bizim için skor önemi yok. Skor taraftarı hiçbir zaman olmadık. Peki yediğimiz cezalar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Ankara Gücü ismi eşittir ceza zaten. Her şekilde, her koşulda federasyonun biz A demeden bize ceza yazmasına alışkanlığımız var zaten. O yüzden çok da sorgulamamak lazım. Alıştık. Alışmaya da devam ediyoruz. Onlar da yazmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonrası için olmaz. Tabii taraftar olarak bizim de belli başlı yaptığımız şeyler var ama herkesin yapıp da bizim yaptığımızı görmeleri orası bizi üzen kısım. İnşallah bundan sonrası için biz de dikkat ederiz. Federasyon da inşallah daha bu konuya dikkat eder. Temennimiz o yönde. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Sinan.
Sinan Bey hoş geldiniz tekrardan. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla çıkış maçımız zaten iki haftadır iyi bir şey geçiyor. İnşallah bu daha da ateşleyecek kazanmamız halinde. Peki cezalar hakkında ne söylemek istersiniz? Valla cezalar, biz cezalara alışırız zaten kulüp olarak. Onun için bizi daha da ateşliyor. Kızım da ilk defa geliyor maça. Ankara gücüyle tanıştıracağız inşallah. Öyle bakalım. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Valla sağdakiler ideal kadro bence. Çok da bir şey alternatifimiz yok. O yüzden takım iyi yani şu an çıkan 11. Valla zor bir rakip. Hücumda etkili bir rakip. Biz de yavaş yavaş takım olmaya başladık. Geçen hafta İstanbul Spor maçına bunun örneğini gördük. İnşallah daha iyi bir şekilde Fener maçına çıkacağız. Ama tabii ki Fener zor bir takım. Onun için galibiyet de zor tabii yani. Peki cezalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim? Cezalar hakkında. Ne TFF ceza? Bize ceza yazıyor sürekli. Ya zaten o abone olduk zaten biz oraya. Biz oraya ceza vermedikten sonra federasyonun içi rahat etmiyor daha doğrusu yani. Normal. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Ya Rodriguez oynaması lazım. Kalede sizce Gökhan mı olmalı yoksa Bahadır mı? Kalede mi? Evet. Kalede Gökhan olmalı. Gökhan tecrübesiyle büyük maçlarda bence daha başarılı olur diye düşünüyorum yani. Ama hatalı goller yedi mi? Yedi. Şimdi o da adaptasyon döneminde. İnşallah bu maçta harikalar yaratacak diye düşünüyorum ben. Miran, maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Maç hakkındaki düşüncelerim bugün KG olacağını düşünüyorum. Yani karşılıklı golle, bol gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum. İnşallah da biz kazanırız. Kazanan taraf biz oluruz. Bu şekilde düşünüyorum. Peki TFF'nin bize verdiği cezalar hakkında ne düşünüyorsun? Ya biraz ağır olduğunu düşünüyorum ama tabii biz de bazı şeyleri hak ediyoruz ufaktan. Ama tabii ki de bazı şeyler ağır geliyor. Yani hem haksızlıklar olsun hem de hani iki maç ceza olsun. İki maç ceza çok fazla bir ceza. Bir maç seyircisiz oynama hadi neyse kabul edilebilir bazı şeylerden dolayı ama iki maç ceza çok fazla geliyor bizim taraftarımıza. Çünkü bizim taraftarımızla biz oyun oynayabiliyoruz. Biz taraftarsız bir şekilde oyun oynayamıyoruz. Ankara gücü taraftarla beraber oluyor. O yüzden ağır olduğunu düşünüyorum. Peki kalede sence kim olmalı? Bence Gökhan Akkan iyi. Gökhan Akkan'ın durumunu beğeniyorum. Tabii Mert de vardı aslında galiba hatırladığım kadarıyla. Geçen senenin sonlarına doğru Mert vardı. O da iyi olabilirdi ama Bahadır da kötü değil. Ama ben Gökhan Akın'ın olmasını tercih ederim. Kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Taylan'ın Emre. Zeynep, maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Kazanacağımızı düşünüyorum. Peki favori bir futbolcun var mı? Yeser Rodriguez. Çok teşekkür ederim. Vakit hoş geldin. İsmini öğrenebilir miyim? İsmim Erhan. Erhan, maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Valla iyi bir ivme yakaladık Ömer Hoca'yla. İnşallah bugün de bu ivmeyi galibiyetle taşlandıracağız. Çok uzak yollardan 500 kilometreden bu maç için geldik. İnşallah bugün 3 puan bizim olacak. Evimize de mutlu şekilde döneceğiz. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğin bir futbolcu var mı? Ya şimdi haftalardır aslında ben mi çok eleştiriyorum bilmiyorum ama ben Oğuz Ceylan'ın artık kesik yemesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bugün Napoli'den transfer ettiğimiz Kevin'in ilk 11'de oynamasını bekliyorum. Onu görüm yeter. Peki TFF'nin verdiği cezalar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya çok seneler önce bizim bir bestemiz vardı. Zincirler sopalar işlemez bize. 10 kişi kalsak da bağırırız yine. Yine bize karşı bir olaylar var inşallah. Biz 10 kişi kalsak da bağırmaya devam edeceğiz. Vallahi gönül istiyor inşallah 3 puan alalım ama zor maç. İnşallah 3 puan alırız. Peki TFF'nin verdiği cezalar hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi o tam bir muamma. Hangi kulübe ne tür cezalar verildikleri belli olmuyor. Takip edemiyoruz. İstanbul'da dünyanın küfürler ediliyor tribünlerde. En azından bizim de bir haberimiz olsun ki biz de bilelim. Açıyoruz Ankara ne ceza, Ankara ne ceza. Herhalde federasyonu biz mi doyuruyoruz? Bana mı öyle geliyor? Enteresan bir şey yani. Fatih, maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Maç tabii ki karşımızda çok formda bir takım var Fenerbahçe. Zorlu geçecek. Ama ne kadar formlar olurlarsa olsunlar burası Ankara sonuçta. Biz Fenerbahçe her zaman burada zorluk çıkarmış bir takımız. İnşallah kazanacağımızı düşünüyorum. Peki favori bir futbolcun var mı? Maçta kesin oynaması gerekiyor dediğim bir futbolcu. Abi maçta tahtaya yazacağım ilk isim Tolga Ciğerci olur bu maçta. Favori oyuncumuz da Tolga. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Hoş bulduk abi. Kadir Efe Ergül. Umut Gülgül. Alperen Başta.
Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? İnşallah bugün maçı kazanacağız. İnşallah bugün maçı kazanıp ya 3 puanı evimize. 2-1 kazanacağız diye umut ediyoruz. Umarım kazanırız. Peki maç hakkında düşüncelerin nelerdir Ada? Maç hakkında düşüncelerim, bu maçı yenmek istiyoruz. Beraber kalırsak iyi gibi geliyor bana. Peki kalede sence hangi futbolcu olması gerekiyor? Ya yani kaleci olması gerekiyor? Gökhan Akkan sakatlandığı için kaleci Bahadır'ın olması gerekiyor. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Abi vallahi inşallah kazanırız. Benim Manitara Fenerbahçeli biliyor musun? Eğer kaybedersek rezil olacağız. Kazanmamız şart. Ankara Gücü çok büyük bir camia. Öncelikle onu duyurmak istiyorum buradan herkese. Bu maç da bizim için çok önemli. Tekrardan yara yara geliyoruz. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Ahmet Fikret Efe. Emir. Peki maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? 3-2 rahat alırız abi. 3-2 rahat alırız. Favori bir futbolcunuz var mı? Ya da kesinlikle oynaması gerekiyor Ankara dediniz. Ankara Gücü'nden favori. Evet. CS. Aynen CS. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Zorlu bir maç olacak. Ama yeneceğimize inanıyoruz. Ankara Gücü'nün yanındayız. İnşallah yeneriz. Sizce kalede hangi kaleci olmalı? Gökhan mı? Gökhan mı Bahadır? Bahadır olmalı. Bence Gökhan olmalı. Peki Tefife'nin verdiği cezalar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Başlarına taş düşse Ankara Gücü'nden bilecekler. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Kesinlikle oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Bilmiyorum abi, hiç düşünmedim. Onu da düşünmedik. Peki kaleci olarak sizce kim oynamalı? Gökhan mı yoksa Bahadır mı? Bahadır abi. Sizin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Abi Malkuit oynamalı, sağ bek net. Bir de Jesse artık formunda yani, oynaması lazım. İkisi arkadaşlar aynı düşüncedeyim abi, aynen. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ben zor bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası ama taraftarla birlikte Ankara Gücü'nün maçı alacağına inancım tam. Evet, Tolga'nın ortasıyla birlikte ben de Belis'in gol atacağını düşünüyorum. Peki kesinlikle oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Bence Berit'se ve Tolga. Tolga çok asist yapıyor, çok formda, oynaması lazım. Ben de aynısını düşünüyorum. Kalede sizce Gökhan mı olmalı yoksa Bahadır mı? Ya bence Gökhan tecrübeli, Rize'den iyi bir kaleci ama ben Bahadırcıyım ya. Bence Gökhan'ın tecrübesi Bahadır'a yayınlar. O yüzden Gökhan daha iyi. Çok teşekkürler. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi Fener iyi transferler yaptı. Para var. Güzel oyuncular alıyor. Bizim Ankara Gücü'nde ruhu var. Her zaman biz 1910'dan beri ruhumuzu kaybetmedik. Her zaman imala tabi ruhuyla ilerliyoruz. Vallahi biz gene taraftarımızın baskısıyla, gücüyle, oyuncularımızın etkisiyle, Ömer hocamızla takımımıza bir ruh katıldı. Bu maçı alacağımızı düşünüyoruz. Kardeşim bak, İngiliz taraftarı gibi gelmiş. Helal olsun, Ankara Gücü'ne renk katıyor. Senin gibi taraftarların ne zaman olması lazım. Her kesimden varız biz. Ben ODTÜ'yü temsilen geldim. Helal olsun. Ankara Gücü olarak. Helal olsun. ODTÜ'yü tek başıma temsil ediyorum burada. Bugün yeneceğiz, parçalayacağız. Jorge Jesus hakkını alacak. Pedrinho bir tane koyacak. Jorge Jesus istifa edileceğiz bugün. Altay'a selam ama kardeşimiz. Altay adamdır. İşiniz gücünüz nasıl? Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Osman Bey, maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Maç hakkında düşüncem, açıkçası sezon başında bu kadar iddialı konuşamıyordum ama bu maçta zannedersem 3-1 alacağız maçı. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Jesse, kesinlikle Jesse. Peki kalede sizce kim olmalı? Kalede Bahadır daha istikrarlı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abi zorlu maç bizi bekliyor ama bence Ankara Gücü alabilir bu maçı. Fenerbahçe kötü gidiyor. Bence iyi bir çıkış yapacağız. Bu derbiyi de kazanır. Bu maçı da kazanırsak, Fener maçını alırsak bizi kimse artık tutamaz. Birincilik yakındır. Peki kadroda kesin olması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Benim için bence Atakan Çankaya'yı kesin koymalı abi. Stoper görevinde iyi oynuyor. O olursa daha iyi olur. Kesinlikle Jesse abi. Onun kadar teknik başka ileride yok yani. Kesinlikle oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Jesse. Bari neydi lan? Berize. Kalede Gökhan mı olmalı yoksa Bahadır mı? Gökhan. Bahadır. Gökhan. Teşekkürler. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk kardeşim. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi şehrimizin takımı Ankara Gücü'nün bugün desteklemeye geldik. Birkaç haftadır çok güzel futbol oynuyor. Bugün de bu maçı alacağına eminiz inşallah. Has Ankara olarak Ankara Gücü'nün her zaman yanındayız. Bugün Ankara Gücü'ne başarılar diliyorum. Yalnız benim tek söylemek istediğim şey taraftar. Ben maratoncuyum. Maratona gidiyorum ihtiyarlar. Ve hep beraber
tek ses olursak biz bugün Fenerbahçe'yi inşallah yeneriz. Taraftarın o şekilde olursa. Ama böyle birbirlerine ego yapmasınlar lütfen. Ben ihtiyar abileri olarak onlara benim tek dileğim, tek söylemek istediğim taraftarın tek yürek olması. Eskisi gibi 80'li yıllardaki gibi olalım. Üçlü çekelim. Tek vücut olalım. Fenerbahçe'yi de bugün inşallah yenelim. En kötü berabere kalalım yani. En kötü. Yenilmeyelim yani. Peki kesin oynaması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? Kesin oynaması gereken futbolcu Oğuz Ceylan'ın yerine Malkovic. Sağlamsa şeyse yani hazırsa, formdaysa. Bir de Jeze'nin oynamasını kesin istiyorum yani Rodriguez'in. Alisov'dan gol bekliyorum yani artık şanssızlığını kırsın Alisov. Kaleciyle karşı karşıya kalıyor, boş kaleye atamıyor. İnşallah bugün tam tersi olur, her vurduğu gol olur. Biz de kazanırız yani. TFF'nin bize verdiği cezalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok adilsiz yani, hakkaniyetsiz. Ben böyle bir ceza yani Ankara Gücü'ne verilen cezalar tamamen bence art niyetli yani. Çünkü dün Beşiktaş-Trabzon maçını seyrettim. Sahaya atılmayan kalmadı, edilmeyen küfür kalmadı. Takip edelim. Belki bir maç, belki ufak tefek bir blok cezasıyla kurtaracaklar. Özellikle takip edeceğim. Yani Ankara Gücü bu Beşiktaş maçından ne yaptı da bu kadar ağır cezalar aldı? Beşiktaş'ın dünkü tribününü gördük. Yani sahaya da atlayanlar olmuştur büyük bir ihtimalle. Yani o Uğurcan Çakır'a yaptıklarını falan canlı canlı seyrettim yani. Yani biz bu cezayı aldıysak Beşiktaş 5 maç ceza alması gerekir yani bana göre. Adil değil yani verilen cezalar. Hele İstanbulspor maçında ne oldu ya? Yani ben şimdi gülüyorum artık ya. Yani vallahi gülüyorum. Oraya 300 tane taraftar gitmiş. Hiç kötü bir tezahürat yapmamış. 1-0 önde zaten. 1-1 olmuş. 2-1 yapmış. Taraftar stadı inletmiş. 300 kişi, 300 çocuk. Vallahi hepsini alnından öpüyorum. Ama ceza alacak ne yaptılar orada ya? Ben seyrettim. Maçı canlı seyrettim. Ankara Gücü taraftarının bir tane taşkınlığını görmedim ya. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Bol şans. İnşallah iyi bir sonuçla bugün buradan ayrılırız. Teşekkürler. Rabbim utandırmasın. İyi günler.